Hadi gelin string'lerle devam edelim arkadaşlar çalışmalarımıza. Daha önceki dersimizde sizinle temel len'den başlayıp char at, et, e, concat, starts with, ends with e, gibi get indexOf index of, last index of'u öğrendik. Bunlar oldukça basit, kullanımı gördünüz zaten ama e, sıkça kullanılan yapılardır. E, bu noktada biraz daha fonksiyonumuz var. Onları da konuşalım. Bu noktada şu kodlarımız birbirine hani biraz fazla oldu burada. Ama ben bu kodları sizinle paylaşacağım için e, bu noktada buradaki kodları silmek istemiyorum. O yüzden şöyle seçtikten sonra kod menüsünde şöyle bakın hmm, şöyle biraz evet şurada bakın comment with block comment control shift ile yapabilirsiniz bunu. Bunu seçtiğiniz zaman şöyle burayı comment'leyecektir. Şöyle alttan ilerleyelim. Nedeni de şöyle ki ekranda Şuradaki kirlilik gitsin diye bunu yaptım. Evet bugün ama çok güzel nokta şeklinde bir metnimiz vardı arkadaşlar. Yeni fonksiyonumuz replace aslında metodumuz Ama bu kavramları öğreneceksiniz Ama genel anlamda fonksiyon diyebiliriz. Bu bakımdan yine ben sistem nokta out diyerek bir replace operasyonu yapmak istiyorum Replace İngilizce replace ifadesi Türkçe'de değiştirme anlamına gelmekte arkadaşlar. Mesaj nokta şöyle mesaj nokta replace dediğimizde artık biz replace ifadesiyle ilgili metnimizdeki değerleri değiştirebiliriz. Genellikle bu bazı karakterleri değiştirmek üzerine olabiliyor. Örneğin işte İngilizce karakterlerin Türkçe'ye çevrilmesi veya boşlukların arasına bir çizgi bırakmak gibi örneğin işte bir blok blog sistemi yapacaksınız. Bloğun başlığını URL'e vereceksiniz. Diyelim ki URL e, bloğunuzun başlığı bugün hava çok güzel olsun yine. Amaralarında boşluk var. URL'de boşluk olmuyor. Yani boşluk yerine işte bir tane ortadan çizgi atalım dediğinizde bunları yapabiliyorsunuz. Bu noktada ilk ifademiz arkadaşlar bakın şurada da bize gösterdiği gibi old char eski değer yani neyi neyle değiştirmek istiyorsun. Bakın boşluğu bir tane space'e bastım burada virgül new char diyor bakın neyle değiştireceğiz biz onu şöyle ortadan çizgiyle. Bu noktada uygulamamızı çalıştırdığımız zaman Bakın arkadaşlar, bugün hava çok güzel ifadesinde aralara boşluk gördüğü yerlere çizgi bıraktı. Şimdi şöyle bir ifade yap, şunu bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın biz bunu tekrardan yazdırdığımız zaman mesajımızı yine boşluklu yazılır. Yani bu aslında bakarsanız bize yeni bir metin verir. Dolayısıyla siz bunu da yeni bir değişkene atayıp öyle kullanabilirsiniz. Yani demem odur ki şöyle bir string yeni mesaj diyelim eşittir. Mesaj nokta replace'i buradan alıp buraya attığınızda siz yeni mesajı burada kullanabilirsiniz. Niye böyle yaptık? Değişken tanımlamanın nedeni neydi? E ben kod devam ederken başka yerlerde de bu yeni mesajı yeniden kullanabilirdim. Yani string fonksiyonların hemen hemen tamamı e, ilgili metni değiş, metnin kendisini değiştirmez. Yeni bir çıktı üretir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet replace'i bu bağlamda biz programlama yaparken yoğun olarak kullanırız arkadaşlar. Şimdi hadi gelin bir de e, daha farklı sonuçlar doğuracak e, şeylere bakalım fonksiyonlara bakalım. İlk fonksiyonumuz şeyden sonra replace'den sonra substring olacak arkadaşlar. Yoğun olarak kullanılan bir fonksiyondur bu. Bu e, fonksiyonumuzun ya da metodumuzun görevi bir metnin içerisinden parça almaktır. Bu noktada yine ben system nokta, out system.out. Nokta, println dediğimde mesaj nokta substring diyorum. Bakın diyor ki nereyi, nereden itibaren alayım? Örneğin ben 5. indeksten itibaren dersem 0, 1, 2, 3, 4, 5 ee, Şöyle oradaki o boşluk bizi yanıltmasın. O yüzden ben şurayı bir 2 diyeceğim. Öyle diyelim boşluktan dolayı bir e, kafa karışıklığı olmasın. Dikkat edin gün hava çok güzel yazdı. Yani 0, 1, 2'den itibaren 5 boşluğa denk geliyor ya sanki havadan itibaren alacak gibi görünmesin diye deme, e, 5 yerine 2 yaptım arkadaşlar. Yani substring 2 dediğinizde mesajın ikinci indeksinden 0, 1, 2 yani G'den itibaren parçala diyoruz. Substring'in bir diğer kullanımı ise şudur arkadaşlar. Bizim kullandığımız ikinci indeksten itibaren kes idi. Sonuna kadar. Peki sonuna kadar değil de istediğimiz indekse kadar kesmesini istersek. Örneğin şöyle yapalım. Dördüncü indekse kadar kes diyelim. Bu durumda uygulamamıza baktığımız zaman bakın G ve Ü harflerini getirecek. Neden? 0, 1, 2, 3 ve 4. Dikkat ederseniz, ne harfiyle bitiyor 4? Ama neyi dahil etmedi? Kısacası 2'den başla 4'e kadar demek bu. Dolayısıyla bu noktada bizim 4. indeksimizi hesaba katmayacaktır. Bunu öyle okumalıyız. Dolayısıyla günü almak için burayı 5 yapmalıyız. Yani boşluğa kadar ama boşluğu almayacak. Boşluğun olduğu indeks 5. 5'i dahil etmediği için herhangi bir şekilde e, boşluk gelmeyecek. Sadece gün değerini alıyor olacağız. Evet substring bu kadar kolay arkadaşlar. Dediğim gibi sıklıkla kullanılan bir metottur e, Java dilinde. Ve diğer dillerde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Şimdi... Bir diğer önemli metottan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu da split. Split fonksiyonu bir metni belli bir karakter veya karakter dizisini dikkate alarak parçalamaya yarar. Örneğin bugün hava çok güzel ifadesindeki kelimeleri ayırmak istiyorsak nedir kelimeleri ayırmanın yöntemi? Boşluk karakterlerini buluyor olacağız. Bu noktada boşluk karakterlerinden yola çıkarak bize bugün hava çok ve güzel kelimelerini birer dizide veriyor olacak. Çünkü dört tane. Dört tane olduğu için bunları bize dizi olarak veriyor. Bu noktada arkadaşlar şöyle ki ben bir for döngüsüyle hani dizi olduğunu biliyorum bunun bir dizi döndürdüğünü biliyorum. Bu noktada bir for döngüsü içerisinde bu işlemi size göstermek istiyorum. Küme parantezlerimi açıp kapadım. Ve for döngüsünün bloğuna girdim. Burada diyorum ki şöyle her biri bir string. Kelime diyelim. Eşit kelime. iki nokta. Mesaj nokta split arkadaşlar. Bakın burada split içerisinde ben diyorum ki boşluğa göre Hayır bakın sadece boşluk oluşturdum. Dolayısıyla ben kelimeleri tek tek bu şekilde yazabilirim. Hemen system.out.println nokta, nokta, ile şöyle print line ile kelimeyi her bir kelimeyi tek tek yazalım isterseniz. Bakalım ne olacak. Bakın bütün kelimeleri alt alta bugün hava çok güzel nokta şeklinde bu işlemi yapmış olacak. Bu bağlamda Split de oldukça kullanışlıdır arkadaşlar. Evet, bir, bir iki tane de kolay fonksiyondan bahsedelim. Hemen şöyle en sonuna geleyim. Onlar da oldukça kullanılmaktadır, kullanılan fonksiyonlardır. Lowercase ile başlayacağım. System.out.println diyorum ve mesaj nokta şöyle toLowercase to lower case arkadaşlar. Lower küçük lower case küçük harf demek. Küçük harfe çeviriyor yani mesajı. Dolayısıyla sizin mesajınız bakın B büyük harfle başlıyor. B'yi de dahil olmak üzere bütün harfleri küçültecektir. Aradaki diğer harfler de büyük olsaydı onları da küçültecekti. Bu noktada eğer to lower case var ise to upper case de tam karşılığını tam karşı işlemi yapacaktır. Yani kelimelerin bütün harflerini büyük harfe çevirecektir. Bakın bugün hava çok güzeli. Hepsini büyük harf olacak şekilde dönüştürdü arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunu ne zaman kullanacağız? Bunu özellikle veri tabanlarına arama ifadesi gönderdiğimizde kullanırız. Çünkü veri tabanlarında eğer büyük küçük harf duyarlıysa Örneğin büyük Ü ile küçük Ü, büyük B ile küçük B birbirinden farklı olabiliyor. Ee, o yüzden biz arama ifadesini mesela e, tamamen küçük harfe çeviririz. Karşı tarafta o şekilde çalışıyorsa ve elimizde bir data vardır büyük küçük harf duyarlıdır. Hem arama ifadesini hem de karşı datayı küçük harfe çevirip bu tip işlemleri yapabiliyoruz. Aynı mantıkla e, büyük harfe çevirme de yine kullanılabilen bir yöntemdir dediğim gibi aramalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Evet son bir basit fonksiyondan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar o da şöyle şöyle bir şey yapacağım ee, başına ve sonuna boşluk bırakacağım böyle şeylerle de karşılaşıyorsunuz özellikle farklı kaynaklardan dataya aldığınızda o kaynak uyuşmazlıklarından dolayı böyle başında sonunda şeyler olabiliyor. Boşluklar olabiliyor. O yüzden böyle trim fonksiyonuyla o bugün hava çok güzel ifadesinin sonundaki başındaki ve sonundaki boşlukları atabiliyorsunuz. Bakın yukarıdaki ifadelerimizin başına bu boşluk geldi. Aslında sonunda da var boşluk. Bakın ta şuraya kadar imleci tıklayabildiğim yere kadar aslında metin böyle. Bakın başındaki ve sonundaki boşlukları at, atmış oldu. Tabii eski haline getireyim. Bu noktada bir şey daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, dikkat edin burada böyle bir boşluk oluştu. Neden? Biz splitine yaptık. Boşluğa göre yaptığımız için bir sürü harf çıkmış e, oldu bu noktada. Ondan kaynaklandı.